sonraki gezegende bir ayyaş yaşıyordu. Bu ziyaret çok kısa sürdü ama Küçük Prens'i çok hüzünlendirdi. Küçük Prens ayyaşı kimisi boş, kimisi dolu şişelerden oluşan tepelerin önünde sessizce otururken bulmuştu. "Ne yapıyorsun burada?" diye sordu ona. "İçiyorum," diye yanıt verdi ayyaş hüzünlü bir sesle. "Niye içiyorsun peki?" diye sordu Küçük Prens. "Unutmak için," diye yanıtladı ayyaş. "Neyi unutmak için?" diye üsteledi Küçük Prens. Ona şimdiden acımaya başlamıştı. "Utandığımı unutmak için," diye itiraf etti ayyaş başını öne eğerek. "Neden utanıyorsun peki?" diye sordu ona yardım etmek isteyen Küçük Prens. "İçmekten," dedi ayyaş ve sessizliğe döndü. Küçük Prens yine başını alıp gitti. Bu kez kafası karışmıştı biraz. Yoluna devam ederken, "Şu büyükler kesinlikle çok ama çok tuhaf oluyorlar," dedi kendi kendine. Benim kitabım Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens. Küçük Prens benim için çok önemli. Neden? İlk defa Küçük Prens'in başladığı zaman diliminde, yani ben de 5-6 yaşlarındayken annem bana, ben de daha ufacık tefeciktim, annem bana bu kitabı okumuştu. Daha ben okumayı yazmayı yeni sökmeye başlamışken bir kitabın okunması ve Küçük Prens'in okunması bana çok etkili gelmişti. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Annem bütün kitapların hepsini önce ciltletir, ondan sonra getirdi. Yani bizdeki bütün kitaplar böyle ciltlenmiş halde gelirdi. Ve annem bana o şekilde okuma aşkını aşılamıştı. Bu da benim çok hoşuma gitmişti. Küçük Prens'i okurken etkilendim. Belki de etkilenmem de açıkçası o sırada özellikle o hani bir takım aşamalardan geçilirken Türkiye ile alakalı bir bölüm vardır. O sırada Atatürk için, Mustafa Kemal Atatürk için hatta böyle işte diktatör falan gibi bir takım kelimeler kullanılarak gerçeğinde bu şekilde yazılmıştır. Sonra da fesli bir astronotun bu ülkeyi nasıl bulduğunu yaklaşık biliyorsunuz Jüpiter'le Mars arasında 40 bin tane küçük gezegen var. Benim olayım o küçük gezegen derdeki yaşayan bir küçük prensin nasıl bir şekildeki yaşamına renkler kattığıydı. Ve oradaki sevgiyi, saygıyı ve diğer daha başka olayları yaşarken bu arada ilk önce o fesli haliyle kabul edilemeyen bir takım önerilerin daha sonra şapka devriminden sonra şapkasıyla ve modern kıyafetleriyle geldiği vakit nasıl kabul edildiği ve bütün bu olayların nasıl bir şekilde geliştiğini anlatan bölüm çok hoşuma gitmişti, enteresan gelmişti. Tabii annem bana bunu daha sıcak bir dille anlatmıştı. Yani o sıradaki verilen bazı yazıdaki bir takım olayların minik değişiklikleriyle bana anlatmıştı. Benim de çok hoşuma gitmişti. Küçük Prens'i büyüyen dönemimde bir kez daha okuyunca yine keyif aldım. Daha sonra bir baktım, benim ikizler büyümeye başladılar. Aa, onların elinde de Küçük Prens. Geçenlerde evde bu Küçük Prens'i görünce çok hoşuma gitti. Bir kez daha ve aynı keyifle dur bir daha okuyayım dedim. Hatta aynı şekilde sizden de bir telefon gelince dedim ben o zaman demek ki bu Küçük Prens'le bir ilişkimiz sürecek. Biz Küçük Prens'i sevenlerdeniz. Efendim sinema sanatı üzerine düşünmeyi seven izleyicilerimizi mutlu edecek bir haberle kapatıyoruz bugün programımızı. Yarın sunumu sinema yazarı Naz Emel Koç tarafından yapılacak Düşüncenin Görsel Dili Sinema başlıklı kültürel bir etkinlik düzenleniyor. Taksim Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleşecek etkinlikte önce Iron Man filminin ücretsiz gösterimi yapılacak. Ardından katılımcılarla birlikte hem filmin değerlendirmesi hem de süper kahraman filmlerinin verdiği politik mesajlar ve kitleler üzerindeki etkileri konuşulacak. Etkinliğe gelecek misafirlerin önceden Iron Man 2 ve Kaptan Amerika adlı filmleri de izlemelerinin faydalı olacağı duyurulmuş. Düşüncenin Görsel Dili Sinema Etkinliği yarın saat 16.30'dan itibaren Atatürk Kitaplığı'nda sevenleriyle buluşacakmış efendim. Biz de bu haberimizle Sanat 2011'in sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta başı pazartesi sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. İyi tatiller.